Ukrayna, Rusya'nın Rostov bölgesinde petrol deposuna dronlu saldırı gerçekleştirdi. Depo patladı, petrolün etkisiyle yangın büyüdü. Yangın günlerdir söndürülemedi. İtfaiyeciler dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 10 kilometre karelik alana yayılan yangında 500 itfaiyeci ve 4 yangın söndürme uçağı kullanıldı. Ukraynalı savaşçılar Kursk bölgesinin belli bölgelerinde savunma operasyonuna devam ediyor. Bugün itibariyle güçlerimiz düşman topraklarının 1250 kilometre kareden fazlasını ve 92 yerleşim yerini kontrol ediyor. Ukrayna ordusu savaş başından bu yana ele geçirdiği ilk Rus yerleşim yeri olan Kursk'taki ilerleyişini de sürdürüyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ele geçirilen toprakları Ukrayna'yı korumak için kullanacaklarını söyledi. Batı'dan verilen silahların Rus topraklarında da kullanılması için izin istedi. Ortaklarımız Rus topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut tüm kısıtlamaları kaldırırsa, sınır topluluklarındaki Ukraynalı vatandaşlarımızı korumak ve Rusya'nın saldırganlık potansiyelini ortadan kaldırmak için özellikle Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmayacak. Ukrayna kuvvetleri Kursk bölgesine girdikleri Sumi'de de devriye geziyor. Rusya ise çatışmaların devam ettiğini, kimi bölgelerden Ukrayna'nın püskürtüldüğünü kaydetti. Rus güçleri Harkov, Toresk ve Pokrovsk'ta da saldırılarını sürdürüyor.